Herkese merhabalar. Ben Insider ekibinden Onur. Henüz tanışmamış olduklarımız varsa yaklaşık olarak 3 senedir Insider'daki Account Management görevini üstleniyorum. Aynı zamanda da şirketin yani Insider'ın ortaklarından birisiyim. Sesimi düzgün alabiliyor musunuz? Bir onay verebilir misiniz mümkünse? Tamam, çok iyi. Bugünkü webinar gündemimiz ana odak olarak çıkma ve hemen çıkma oranlarını yani bounce ve exit rate'leri düşürmeye yönelik olan ve sitenizde bu gibi durumları tespit ettiğinizde insider ürünleri kullanarak alabileceğiniz aksiyonları içeren bilgiler aslında. Şimdi sunum üzerinden ilerleyelim. Hemen çıkma yani bounce oranları nedir ve neden önemlidir? Zaten çoğunuzun büyük ihtimalle çok aşina olduğu metrikler bunlar. Hemen çıkma oranı basit bir şekilde ifade etmemiz gerekirse tek sayfa ziyaretlerinin yüzdesidir. Yani sitenize dışarıdaki herhangi bir trafik kaynağından gelmiş ve sadece bir sayfa ziyaretinde bulunan kullanıcıların ortalama yüzdesini içeriyor. Basit bir anlatımla anlatmak istersek de sitenize gelen bir kullanıcının sitenizde başka bir sayfaya girmeden çıkma yüzdesidir. Exit'le bounce'u ayıran ana etki bu oluyor aslında. Exit'te kullanıcı belirli bir sayfa ziyareti gerçekleştirip siteden çıkış gerçekleştirebiliyorken bounce'da ise da land ettiği yani trafik kaynağından geldiği sayfasından çıkmanızdan bahsediyoruz. Peki bu metrik neden önemli? Aslında birçok sebebi var bunlardan da bahsedeceğim. Ama bir e-ticaret sitesindeki başlıca en büyük hedeflerinden bir tanesi sizin kullanıcıyı sitenizde daha uzun tutmak istemeniz. Ve bunun bir yolu da kullanıcının site içerisindeki tabii ki gezinme isteğini arttırmak oluyor. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda ve elimizde olan Google Analytics bilgileri sonucunda bazı ortalama veriler elde ettik. Görmüş olduğunuz verilerin tamamı Türkiye verilerine göre oluşturmuş olduğumuz bir analiz. Herhangi bir yurt dışı verisini buraya dahil etmedik. Öncelikli olarak sektörel bounce oranlarından biraz bahsedeceğim. Ancak bahsetmeden önce şunu kesinlikle belirtmek gerekiyor. Bounce oranı kesinlikle siteden siteye değişen bir etkendir. Yani e-ticaret yapısı olarak aynı başlık altında olan iki site bile olsa sitenin yapısına, kullanıcı türüne vermiş olduğunuz reklamlara, yönlendirme linklerinize göre bu oranların tamamı değişebilir. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalara yönelik olarak da Türkiye'de bu rakamlarımız şu şekilde. E-ticaret altyapısı olan yani daha doğrusu burada sepet altyapısı olan diyebiliriz. Sitelerde bounce oranı genellikle %30 ve %50 arasında değişkenlik gösterir. Eğer buradaki bounce oranınız %50'nin üzerindeyse bu kesinlikle bir acil bir aksiyon almamız gerektiğini gösteren bir veri. Tabii ki yani bunun %45 olması da aslında iyi bir rakam değil. Çünkü yurt dışına baktığımızda bu rakamlar %20 ile %30 arasında değişiyor daha çok. Dolayısıyla e-ticarette bunun bu aralıkta olduğunu söyleyebiliriz. Devam eden kısımda içerik sitelerinde bu oran %45 ve %65 arasında değişkenlik gösteriyor. Bunun e-ticaretten daha yüksek olmasının en büyük etkilerinden biri özellikle sosyal medya tarafındaki paylaşımlarda bu paylaşımlara tıklayan kullanıcıların direkt olarak bir haber sayfasına gelmesi ve bu geldiği sayfadan da aslında bounce etmesinden kaynaklanıyor. Devam eden verilere baktığımızda servis %15 ve %35'te en düşük oranı bize vermiş oluyor. Blog %75 ve %99 civarında. Burada da aslında burada da yola çıkabileceğimiz durum blog sitelerinde aslında çok fazla sayfa olmamasından da kaynaklanıyor. Yani herhangi bir ticaret sayfasında 1000-2000 tane ürünü farklı URL'lerle sayfalandırırken blog üzerinde bu genellikle o dönemde yayınlanan canlı blog üzerinden ilerliyor. Dolayısıyla en yüksek bounce oranı olan kısım blog siteleri. Son olarak da üyelik sitelerinde de %55 ve %35 arasında bir hemen çıkma oranını görüyoruz. Devam eden verilere baktığımızda
Öncelikli olarak trafik kanalı olarak birkaç noktaya parmak basmak gerekiyor kesinlikle. Bunlardan öncelikli olanı tabii ki de AdWords ziyaretçileri. Neden AdWords ziyaretçilerini burada önceliklendirdiğimize gelirsek, AdWords'ten gelen trafik sizin tarafınızdan harcama yapılmış olan bir trafik. Dolayısıyla buradan gelen kullanıcının bir sayfa içerisinde bounce etmesi sizin bu alanda harcamış olduğunuz bütçenin direkt aslında boşa gitmesine sebep veren bir durum. Türkiye'de ortalama olarak baktığımızda AdWords reklam kanalından gelen kullanıcıların %55'i yani yarısından fazlası direkt olarak hemen çıkma aksiyonunu gösteriyorlar. Bu sizin harcamış olduğunuz reklam bütçesinin de yarısının yani direkt olarak bir sayfa gezip alışverişe dönmediği anlamına geliyor aslında. Eğer e-ticaret altyapısında bir sitedeyseniz. Dolayısıyla odaklanması gereken alanlardan başlıca olarak AdWords ziyaretçileri geliyor. Devam ettiğimizde display'den gelen ziyaretçilerin oranı da AdWords'e kıyasla aslında çok daha yüksek. Tabii ki burada display reklamının amacıyla da bu durum tartışılabilir. Yani bu branding amaçlı veya herhangi farklı bir KPI olan bir şekilde display reklamları gösterebilirsiniz. Ancak gün sonunda tabii ki vermiş olunan bir reklamın conversion'a dönüşmesi bekleneceği için burada display özelinde gelen kullanıcıların %70'ini ilk sayfadan yani lende etmiş olduğu sayfadan da bounce ettiğini belirtebiliriz. Sayfa yapılarına baktığımızda kategori sayfaları en yüksek oranda tabii ya yani en yüksek oranda demeyelim aslında sayı olarak en yüksek şekilde bounce gösteren bir sayfa yapısı. Bunun sebebi AdWords ekranların genellikle kategori sayfalarına yönlenmesinden kaynaklanabiliyor. Zaten baktığımızda da %55 ve 53 olarak birbirine benzerlik gösteren rakamlar. Dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarımızda öncelikli olarak kategori sayfalarından bounce eden veya exit gerçekleştiren kullanıcılar üzerine nasıl aksiyonlar alabiliriz? Biraz buna değiniyor olacağız. Diğer bir tarafta baktığımızda da bu da aslında display'in sonucunda sağlanan bir şekilde ürün detay sayfalarından sağlanan çıkış oranları. Remarketing veya vesaire de kullanmış olduğunuz reklamlarla kullanıcıların gezmiş olduğu ürünleri göstermiş olduğunuz senaryoda kullanıcı tıklayınca, display reklamına tıklayınca otomatik olarak aslında ürün detay sayfasına yönlenmiş oluyor. Ve sosyal medya tarafında yapılan paylaşımlar veya insanların birbirine gönderdiği linkler sonucunda da kullanıcı direkt olarak spesifik bir ürüne yönlendiği için buradaki ürün detay üzerinde gelen, land edilen trafiğin %80'i direkt olarak bounce ediyor oluyor. Şimdi çıkış eğilimine göre alınabilecek aksiyonlara geldiğimizde burada Insider ürünlerini kullanarak sadece birkaç dakikada oluşturulabilecek. Zaten ben yani kendi tarafımı anlattıktan sonra ekip arkadaşım Kadir bunların ne kadar kısa bir sürede oluşturulabileceğini canlı bir şekilde de gösteriyor olacak size. İki adet çalışma önerisinde bulunacağız. Bunlardan birisi kategori çıkış yönlendirmeleri. Diğeri ise sepet çıkış yönlendirmeleri. Aslında neden kategori kısmına yoğunlaştığımızı az önceki anlatımımda belirtmiştim. Şimdi devam eden kısımda da sepet çıkışta neden yönlenmeliyiz o kısmına da kısaca değineceğim. Kategori çıkışla başlıyor olalım. Şimdi kullanıcı bir e-ticaret sitesinin kategori sayfasına girdiğinde kategori sayfasında iki adet element görüntüleyebiliyor. Bunlardan İki adet element dediğimiz kısım aslında ürünün görseli ve ürünün fiyatı. Ben eğer bir kullanıcı olsam ve kategori sayfasına bir AdWords reklamı veya vesaire ile land etmiş olsam, eğer ki bu sayfadan direkt olarak herhangi bir ürün detay sayfasına tıklamadan çıkış gerçekleştiriyorsam, iki adet problemim olabilir. Bunlardan birincisi ürünü beğenmem, yani buradaki siyah takım elbiseyi beğenmem. İkincisi fiyatı beğenmem. Yani özetle şuna gelmek istiyorum. Kullanıcının eğer bütçesinde 499 TL'lik bir tutar yoksa, yani kullanıcı bunu ödeyemeyecekse buradaki ürünü, kesinlikle bu ürünün tıklayıp detayına girmez. Çünkü detayına girdiğinde daha çok bakçıya kızın taksi seçenekleri, rengi, bedeni, işte kapıda ödeme olup olmaması veya sizin geri ödeme iade edip edemeyeceği gibi bilgilere bakar. Yani fiyatı ödeyemeyecek kullanıcı ayrıntıya girmez. Dolayısıyla buradan çıkan kullanıcının ilk kafasındaki problemi fiyatla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. İkinci olarak da ürünün kendisini beğenmeyen kullanıcı tıklayıp ayrıntısına da kesinlikle girmeyecektir.
ve kullanıcı ürünü beğenmedi, birkaç ürünü beğenmediği gibi direkt olarak scroll'dan bile yapmadan bu sayfadan çıkış gerçekleştirebilir. Dolayısıyla biz burada kullanıcılara bir aşamada iki farklı yönlendirme öneriyoruz. Buna geçmeden önce sayfadan çıkışı nasıl yakaladığımıza dair de kısa bir bilgi vermek isterim. Şu yukarıda görmüş olduğunuz yeşil bir alan var. Biz kullanıcının buraya belirli bir hız ve ivmeyle birlikte giren mouse hareketini gözlemliyoruz. Yani kullanıcı mouse'unu belirli bir hız ve ivmeyle buradaki yeşil alanın içerisine girdiği anda biz bu kullanıcıyı siteden çıkıyor olarak varsayıp bir aksiyon alabiliyoruz. Şunu kesinlikle belirtmek gerekiyor. Bu çalışmalar belirli bir hız ve ivmeyle gerçekleşir. Bu da bizim tarafımızda bugüne kadar yapmış olduğumuz UX testleri sonucunda elde etmiş olduğumuz bir rakam. Yani siz mouse'unuzu burada yavaş bir şekilde dolaştırırsanız herhangi bir şekilde çıkış aksiyonu almazsınız. Bir de şu anda görmüş olduğunuz kırmızı alanlar var. Bu kırmızı alanlarda şu anlama geliyor. Sayfadan çıkış senaryosu içerisinde bizim exclude etmiş olduğumuz alanlar. Yani bunun sebebi de şu, kullanıcı sepet sayfasına giderken, sepete tıklarken veya logoya tıklarken herhangi bir şekilde sayfadan çıkış aksiyonu olarak alınmaması için buradaki kırmızı alanları, kendi site yapınıza göre belirli bir alanları diyelim, mouse buraya girince çıkış aksiyonu gelişmesin şeklinde revize edebilirsiniz. Daha sonra az önce kalmış olduğum yerden devam edeyim. Kullanıcının ürünün fiyatını veya ürün kendisini beğenmediğini varsayalım ve sayfadan çıkış gerçekleştirmek istediğini düşünelim. Biz bu aksiyonu yakaladıktan sonra kullanıcılara ikili bir yönlendirme sunuyoruz. Bunlar genellikle yeni gelenler ve tüm indirimler şeklinde oluyor. İkili bir yönlendirmede bulunmamızın sebebi tüm indirimler fiyat kısmı ile ilgili problem yaşayan kullanıcılara doğru bir yönlendirme yapmak adına, yeni gelenlerse ürünün kendisini beğenmemiş olan, yani o sayfadaki ürünleri beğenmemiş olan kullanıcılara bir yönlendirmede bulunmak adına. Burada odaklanması gereken öncelikli konu kullanıcıları, yani ikili bir yönlendirmede bulunmak aslında. Yani o sayfadan kullanıcının hangi sebeple ayrıldığını tam olarak bilemediğimiz için ikili, üçlü veya dörtlü bir yönlendirmede bulunabiliyoruz. Diğer dikkat edilmesi gereken bir konu da buradaki kural metabolizmasında şöyle bir şey belirlenmesi gerekiyor. Bu banner'ı göstereceğiniz kullanıcıların daha önce yeni gelenler veya tüm indirimler kategorisini gezmemiş olması gerekiyor. Yani indirimler sayfasını daha önce ziyaret etmiş ancak exit'den bir kullanıcıya yine indirimlere yönlendirirsek bu ekranın tıklanması CTR oranı yüksek oranda çok düşük olacaktır. Dolayısıyla kural setimizi burada örnek veriyorum AdWords ekranlarından gelmiş herhangi bir ürüne tıklamamış ve ürün detay sayfasına gitmemiş yeni gelenler ve tüm indirimler sayfasını gezmemiş olan kullanıcı çıkarken diye belirleyebiliriz. Kategori kısmında yaklaşık olarak yani 55-60 arası testte denemiş olduğumuz bir çalışma. Bunun sonucunda da ortalama veriler oluşturabiliyoruz. Az sonra onlara da değineceğim. Şimdi şöyle bir soru kesinlikle geliyor bu çalışmaları aktarırken. Trafiğimizin yüksek oranı mobilde. Peki mobilde herhangi bir mouse aksiyonu olmadığı için bu çalışmayı nasıl gerçekleştirebileceğiz? Açıkçası çıkış aksiyonunu tablet ve mobilde gerçekleştiremiyoruz. Çünkü gerçekten hareket eden bir mouse veya yakalayabileceğimiz bir mouse hareketi yok. Burada bu platformlarda şu şekilde bir yönlendirme kullanıyoruz. Kullanıcı çıkış aksiyonu gerçekleştirmese bile o sayfalarda ortalama geçirilen sürenin iki katı vakit geçirdiğinde bu kullanıcılara veya üç katı bu kullanıcılara bu yönlendirmede bulunabiliyoruz. Yani tabii ki de çıkış aksiyonu kadar çıkmaya yakın kullanıcıyı yakalayabilecek bir çalışma olmamış oluyor. Ancak yine de tablet ve mobil üzerinde de desktop'a benzer tıklamalar aldığımızı söyleyebilirim. Peki nedir bu ekranların tıklama ve satışa dönüşüm oranı? Çıkış ekranlarının tıklanma oranı %17 ile %20 arasında değişir. Bu o sayfadan direkt bounce işleminde bulunan kullanıcıların %17 ile 20 arasında siteye döndürüp bounce oranını öncelikle düşürebileceğiniz anlamına gelir. Ve diğer bir etmiş olduğumuz veride de bu ekrana tıklayan kullanıcılar sitedeki ortalama conversion oranından %135 daha fazla uplift gösterirler. Yani siz hem
O sayfadaki bounce ve exit oranlarınızı düşürmüş oluyorsunuz. Hem kullanıcının sitede geçirdiği ortalama süreyi ve ortalama sayfa sayısını arttırmış oluyorsunuz. Hem de genel olarak bu tip kullanıcıların satışa dönüşümün neyse de çok yüksek oranda bir uplift sağlamış oluyorsunuz. Kategori sayfaları için kesinlikle kullanmanızı önerdiğimiz bir çalışmadır. Kadir az sonra ayrıntılarını aktarıyor olacak. Ben şimdi sepet sayfasına yani ikinci aksiyonumuzla devam edeceğim. Çıkışa dair alabileceğimiz ikinci aksiyon ise sepet çıkış aksiyonu. Şimdi burada kategoriden farklı olarak kategoride genellikle bir yönlendirme öneriyorken burada aslında daha çok kendi tarafınızda bunu mümkünse bir kupon kullanmanızı öneriyoruz. Çünkü kullanıcı aslında kategori çıkıştaki senaryodan çok daha farklı hareketler göstermiş oluyor. Yani ürünü beğenmiş oluyor, ürünü sepetine eklemiş oluyor, sepet sayfasına kadar gelmiş oluyor. Ancak burada herhangi bir sebeple alışverişini tamamlamıyor. Şimdi burada şunun etkisinin çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çoğu e-ticaret sitesinde kullanıcılar kendi taraflarında sepet sayfasını bir aslında wishlist gibi veya favorilerim alanı gibi kullanıyorlar. Hem kendi taraflarında stoğu tutma düşüncesi olduğu için hem de belirli bir kıyaslamada bulunmak için ürünleri, beğendiği ürünleri sürekli olarak sepete ekleyip bırakıyorlar. Bu aksiyon da tabii ki sitelerde sepetinde ürün olan kullanıcının çıkış oranlarında çok yüksek bir rakam gösteriyor. Şimdi burada kullanabileceğimiz aksiyonlara gelirsek yine yukarıdaki gibi belirli bir alana çıkış aksiyonu belirliyoruz. Ve kullanıcı sepetine ürünü eklediğinde kullanıcıyı bu sefer bir indirim ekranı ile karşılıyoruz. Yani buradaki en önemli konulardan bir tanesi kullanıcının sepetindeki tutara göre farklı indirim oranlarında bulunabilmeniz mümkün. Yani 100 ve 200 TL arasına 10 TL verip, 200 ile 300 arasına 20 TL verip, 300 ve üzerine de 30 TL gibi farklı segmentlerde bulunabilmeniz mümkün. Bu da kesinlikle sizin tarafınızda hem sepetten çıkış oranlarınızı hem de sepetine ürün eklemiş ve siteyi terk etmiş olan kullanıcıların oranında yüksek bir değişiklik sağlayacaktır. Kullanıcı burada bu banner ekranına tıkladıktan sonra aşağıda bizim kupon asistanı demiş olduğumuz bir kupon hatırlatma feature'ımız aslında gösterim sağlamaya başlıyor. Ve kullanıcıya buradaki kupon kodu alanına kuponu yazarak indiriminde uygulayıp alışverişine devam edebiliyor. Özellikle jenerik AdWords ekranlarından gelen kullanıcıların sepetine birçok ürünü eklediğini ve o aşamada sizi rakiplerle kıyasladığını düşünürsek bu çalışmaların alışveriş kararında sizi tercih etmesinde çok yüksek bir etkisi olabiliyor. Bugüne kadar Insider tarafında yapmış olduğumuz binlerce çalışma içerisinde de en çok revenue'nu bu çalışma tarafından sağlandığında belirtebiliriz. Şimdi ikinci olarak ve son olarak aslında bir kısımdan daha bahsedeceğim. Bu da sepet çıkış üzerinde kesinlikle yoğunlaşılması gereken bir konu. Kullanıcıların birçoğu sepetine ürün ekleyip sepet sayfası dışında başka bir sayfadan da çıkış gerçekleştirebilirler. Yani ben ürünleri sepetime atarım. Ancak çıkış aksiyonu sepet sayfasından değil, örnek veriyorum ana sayfadan veya kategori sayfasından gerçekleştirebilirim. Burada bu kural seti belirlenirken kesinlikle sepetine ürün eklemiş ve herhangi bir sayfadan çıkış gerçekleştiren kullanıcı olarak bunun belirlenmesi gerekiyor. Ve bakmış olduğumuzda aslında aynı sistem. Özellikle herhangi bir sayfadan çıkan kullanıcı için kendi tarafınızda belirli bir dakika içerisinde geçerli olacak bir kupon asistanı belirlemeniz çok faydalı olur. Bu kullanıcı tarafında bir aciliyet hissi yaratacaktır ve kullanıcıya 30 dakika içerisinde alışverişini tamamlamaya yönelik bir bildirimde bulunacaktır. Bunu oluşturmamızdaki sebep de şuydu. Siz bu kullanıcıya belirli bir indirim de verseniz ve bunu bir ay içerisinde geçerli bir şekilde set etseniz kullanıcı siz indirim vermenize rağmen sizi diğer opsiyonlarıyla kıyaslayacaktır. Çünkü elinde bir ay içerisinde kullanabileceği bir indirim olmuş oluyor. Burada buna kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Yani oradaki o anki amacımızın kullanıcının farklı bir site değil sizi tercih etmesini sağlamak aslında bu 30 dakika sonucunda oluşturulmuş olan acil kullanılması gereken kupon kodundan kaynaklanıyor. Benim aktaracaklarım bu kadar.
İşin şu ana kadar öneri ve aslında bir parça da analiz kısmından bahsettik. Şimdi sözü ekip arkadaşım Kadir'e bırakıyorum. Kendisi size bu çalışmaların panelden ne kadar kolay oluşturabileceğini aktaracak. Herkese tekrar teşekkür ederim. Herkese merhabalar. Ben Kadir Demireli. Cyber Operations Account Manager olarak görev alıyorum. Size Onur'un da aktardığı gibi kategori ve sepet çalışmalarında çıkış aksiyonlarını nasıl alacağımızı göstereceğim şimdi. Öncelikle panelden info uygulamasına girerek aslında çalışmamı başlatacağım. Yeni kişiselleştirme diyerek çalışmaya başlatıyorum. Çalışmamın ismine de kategori daha sonra hatırlatması için ikinci çıkış şeklinde bir isim verdim. Şu anda herhangi bir segmentasyon eklemeden sadece kategori çıkış sayfalarında gözükecek şekilde devam ediyorum. Ve alınan kural setimiz geliyor. Kural seti içerisinde sayfa davranış kuralları içinde sayfa çıkış eğilimini seçiyorum ve daha sonra sayfa tipi içerisinden de kategori sayfasını seçerek sayfadan çıkış yapacak kullanıcılara hedeflemiş oluyorum. Ve bir sonraki step'e geçiyorum. Burada aşina olduğunuz kullanıcılara gösterim yapacağımız ekranı hazırlayacağım şimdi. Your Own Design deyip burada ikili çıkış çalışmasındaki görselimi elementlerin altına ekle diyerek kategori çıkış görselimi ekliyorum. Bildirim ekranını sığdır diyerek de tam ekrana oturmasını sağladım. Ardından konumunu düzelttim. Kullanıcıların biraz daha dikkatinizi çekmesi için de arka plana bir karartma vererek daha belirgin hale getiriyorum. Ve üzerine bir de kapatma butonu ekliyorum ki kullanıcılar görebilsin. Rengini biraz daha belirgin yapıp biraz daha boyutunu büyüttüm. Daha sonra iki farklı kategoriye yönleneceği için aslında üstüne iki tane yönlendirme butonu ekleyeceğim. Bu butonların içerisinde de farklı URL'ler yer alacak. Bu birinci butonum olsun. Bu da ikinci butonumu da ekliyorum. Bu butonları opak yaparak görselimin tamamen arka planda gözükmesini sağlıyorum. Ve daha sonra URL'ini vereceğim. Alan geliyor. Benim sistemde şu anda indirimli yeni gelenler veya outlet gibi kategoriler olmadığı için woman ve men kategorileri üzerinden ilerleyeceğim. Kategorilerimi açayım. Yeni gelenleri men kategorisine, tüm indirimleri de woman kategorisine yönlendireyim. Linklerimi ekliyorum ve yapacağım çalışma hazır hale geliyor. Tekrar konumunda kontrol ediyorum. Ortalık bir şekilde gelsin diye. Dilersen bu butonlara da yeni sekmede aç veya tıklayınca kapat gibi de aksiyonlar da ekleyebilirim. Sağ aşağıda görebilirsiniz. Kayıt ilerle diyerek de gösterim yapacağım ekranımı hazırlamış oldum. Aynı ismi buraya da veriyorum ki daha sonraki varyasyonlarda hatırlayabilirim diye. Dilerseniz bir varyasyon ekle diyerek de farklı görselde üçlü bir şeyle kategori çıkış görseliyle de bir test gerçekleştirebilirsiniz burada. Şu anda herhangi bir hedefim yok. Gol adımını geçiyorum ve çalışmamı teste alıyorum. Dilerseniz burada tarihleri de bildiğiniz üzere ayarlayabiliyorsunuz. Şu anda 19.01.2017 şeklinde duruyor. Bu şekilde kaydediyorum. Ve test yapacağım. Step'e geliyorum. Giriş sekmede aç diyerek testimi başlatıyorum. Sayfam yüklendi. Bir men kategorisinde bir test yapayım. Şimdi buradan çıkış aksiyonu yaptığımda gösterim alıyor olacağım.
Onur Bey'in aktardığı gibi TEB'i geçtikten sonra reklamım geldi. Burada iki tane farklı yönlendirmem var. Kullanıcıları burada iki farklı yerde yönlendirebiliyorsunuz. Bu şekilde kategori çıkış çalışmamı yaklaşık 4 dakika, 4,5 dakika içerisinde tamamlamış oldum. Şimdi bir de sepetten çıkış aksiyonu çalışmasını sizlere aktaracağım. Onu da hemen şuradan yine panel üzerinden, yeni info üzerinden çıkacağım bu çalışmayı da. Web için herhangi bir segmentasyon eklemeyeceğim. Fakat burada sizlere göstermek istediğim bir segmentasyon adımında bir madde var. Kullanıcılara segment ekle diyerek buradan mobilde giden kullanıcıları özellikle zaman geçirmek mesela mobil tarafta gösterim yapacağımız için segmentlerden mobili seçerek bu aksiyonları mobilde gösterebilirsiniz. İçerisinde tablet versiyonları da var. İlk step'te yer alıyor. Ben şu anda web üzerinden ilerleyeceğim. Bu adımı kayıt ilerle diyerek geçiyorum. Bir kural ekleyeceğim alan geliyor karşıma. Buradan da sayfa tipleri içerisinde yine standart olarak belli olan sepet sayfası kuralını ve sayfadan çıkış eğilimi olan kullanıcıları seçeceğim. Dilerseniz burada zaman kuralları içerisinden de mevcut sitenizdeki belli bir ortalamaya üzerinde bir tarih saat seçerek bu kullanıcıları da hedefleyebilirsiniz. Sol tarafta da zaman kuralları başlığı altında gözükecektir. Kayıt ilerle diyerek de bu adımı geçiyorum. Varyasyon ekle diyerek kullanıcılara gösterim yapacağım. Ekranı hazırlayacağım. Sepet çıkışta önceki çalışmama ek olarak bir de kupon kodu ekleyeceğim. Dilerseniz hazır şablonlar üzerinden de kupon kodu şablonları seçebilirsiniz. Ben daha önce hazırladığım görselim vardı. Onu kullanacağım burada. Yine bildirim ekranına sığdır dedim. Konumunu ortaladım. Yine kullanıcıların biraz daha dikkatini çekmesi için arkaya bir karartma ekliyorum. Ve buton ekleyeceğim. Bu butonun iki aksiyonu olur. Bir, dilerseniz farklı bir link vererek sepet sayfası dışında bir yerde eğer bu aksiyonu alıyorsanız sepet sayfasını yönlendirebilirsiniz. Şu anda ben gösterimi sepet sayfasını yapacağım için herhangi bir yönlendirme içerisine eklemeyeceğim. Sadece gel kupon hastalığını başlatacağım ve kullanıcı tıkladığında bir indirim alacak. İçerisine bir test 2016 şeklinde bir kupon yazdım. Asistan rengini de şöyle kırmızı şekilde ayarlıyorum. Dilerseniz burada geri sayım süresini ve kuponun gözükmeyeceğini ayarlayabilirsiniz. Geçerlik tarihi 28.12.2016 olsun. Burada da konumu ve uygulama kuralları yer alıyor. Kaydedip bu sitemi de başarılı bir şekilde tamamladım. Tıklayınca kapat diyorum. Kullanıcı tekrar bir ekranda karşılaşması. Ek olarak butonumun da opaklığını vereyim. Daha önce hazırladım. Süreyi başlat, görselin içindeki süreyi başlat butonu da gözüküyor olsun. Sepet çıkış şeklinde bir tane varyasyonumu ve kişiselleştirme adına isim veriyorum. Aynı şekilde yine burada da A/B test gerçekleştirebilirsiniz. Amacım satış olduğu için herhangi bir bölü eklemiyorum. Özel bir bölümünüz varsa sitede içerisinde buradan ekleyebilirsiniz. Kayıtlı hedef veya daha önce oluşturduğunuz yeni hedef ekle diyerek. Daha sonra çalışmamı test hazır hale getirdim. Tarihlerimi kontrol ediyorum. Ve ardından kaydet diyerek de çalışmamı hazır hale getirdim. Şimdi gizli sekmede kontrol ederek sistemde nasıl gözüktüğüne bakacağım.
Güven kategorisine girdim. Bir tane ürüne girip sepete ekledim. Daha sonra buradan sepet sayfasına gidiyorum. Ve burada yine kategoriden yaptığım şekilde bir mouse hareketiyle çıkış yaparak gösterimi aldım. Süreye başlat dediğimde kupon listinin gözüküyor olacak. Sağ aşağıdan kendisi çıktı. Şu anda otomatik olarak uygulatma seçeneği etkin olduğu için kuponumu uyguladı ve yukarıda test 2016 kuponu geçersiz şeklinde aslında bir uyarı verdi. Bunu dilerseniz otomatik uygulanacak veya uygulanmayacak şekilde panel üzerinden değiştirebilirsiniz. Yaklaşık 4 dakika içerisinde de bu çalışmamı da hazır hale getirmiş oldum. Bu şekilde tüm çalışmalarımızı bitirmiş olduk. Daha sonra şimdi sizlerden varsa sorularınızı rica edeceğiz. Onur Bey ile burada cevaplamaya çalışacağız. Sanırım herhangi bir soru bulunmuyor. Webinarın sonunda yani az sonra bir anket çıkacak karşınıza. Dinlemiş olduğunuz, size aktarmış olduklarımızla ilgili bu anketi doldurup bir geri dönüş sağlayabilirseniz biz de vermiş olacağınız feedbacklere yönelik olarak kendimizi geliştirmek üzerine aksiyonlar alacağız. Onu da doldurmanızı rica ediyoruz lütfen. Çok kısa yine biraz beklerim. Belki arada bir soru gelir. Teşekkür ediyoruz. Herkese iyi günler. Bir sonraki webinarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.